merhaba. Biliyorsunuz yazın gelmesine çok az kaldı. Bu iki ay boyunca sizinle muhteşem egzersizler paylaşacağım. Beslenme rutinimi paylaşacağım. Yaza hepimiz çok fit bir vücutla gireceğiz. Karın kaslarımız çıkacak, kalçalarımız kalkacak. Bugün benden en çok istek alan bacak ve kalça egzersizleri göstereceğim. Tek yapmanız gereken şey minik bir lastik. Lastikleri pilates lastiği, egzersiz lastiği falan diye aratarak bulabilirsiniz. Fiyatları da oldukça uygun. Lastikle ya da ağırlıkla çalışırsanız çok daha kısa sürede sonuç alırsınız. Tabii ki ilk aşamada lastiksiz de başlayabilirsiniz egzersizlere. Ben bugün ilk kez kanalımdaki videolarımdan birinde lastikle egzersiz yapacağım. Çok daha etkili olduğunu zaten siz de çalışmanızda göreceksiniz. Kalçayı nasıl yukarı kaldırabiliriz ve nasıl sıkılaştırabiliriz? Şimdi onu gösteriyor olacağım. Umarım video hoşunuza gider. Benden egzersiz videoları istiyorsanız lütfen videomu beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü bu seri halinde devam gelecek. O zaman çok fazla uzatmıyorum ve merak ediyorsanız hemen egzersizlerime başlıyorum. Evet, egzersiz lastiği dediğim şey şöyle bir lastik. Ben bunu bağladım. Bunun böyle bağlanmayan bir bütün hani daire şeklinde olanları var. Onlardan alırsanız çok daha güzel. Seviye seviye, henüz ilk seviyedeyseniz birinci seviye bir lastik alın. Diğerleri biraz ağır gelebilir. Şimdi bunu bacağıma geçiriyorum. Çok güzel egzersizler yapacağız birlikte. Kalçayı gerçekten kısa sürede şekillendiren egzersizler göstereceğim. Dizimin tam üzerine geçirdim bunu. Evet, bu pozisyonda dikkat etmemiz gereken şey omuzla bileğimizin aynı hizada olması. Yani şöyle ya da şöyle durmuyoruz. Yoksa zorlanacak. Tam aynı hizada 90 derecede kaldık. Şimdi ben lastik kaymaması için bir tanesini dizimin altına şöyle geçiriyorum. Ve yukarı doğru kaldırıyorum. Kalçayı burada sıkıyorum iyice. Kilitliyorum yani. Ve tekrar çekiyorum. 15 kez bunu yapıyorum. Yukarıdayken nefes veriyorum. 4. 5. Lastiği çok fazla öne çekmeyin. Gersin. Gerilsin yani. Lastiği tam serbest bırakmadan tekrar. Bir de önemli olan nokta bu iki kemiğin aynı hizada kalması. Yani kalçanızı şu şekilde ya da şu şekilde yanlara vermeyin. Tam dümdüz durmaya özen gösterin. Bekliyorum. İyice sıkın kalçayı ve bekleyin. Burada inanılmaz bir yanma oluyor ve bu müthiş bir şey. Şimdi diğer bacağa geçiyorum. Evet, hazır mıyız? Ve uzattım. Çektim. Uzatıyorum. Yukarıda kalçayı sıkıyorum iyice. Hızlı hızlı yapmayın. Sindire sindire, hissede hissede yapın bunu. Sırtınızın düz olmasına dikkat edin. Şu şekilde bir oyuntu olmasın, dümdüz olsun ve karnınız içeride kalsın. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Bekliyorum. Sıkın iyice kalçayı ve bekleyin. 10 saniye. Ve bıraktım. Ve hazırsak devam ediyoruz. Geçiyorum hemen. Aa,
10 saniye bekliyorum. Ve bıraktım. Rahatlatalım bacakları. Şimdi bacaklarımı uzattım ve minik bir daire çiziyorum. Kalça için çok güzel bir egzersiz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 3, 2, 1. Bıraktım. Şimdi diğer bacak. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktık. 10 saniye dinleniyorum. Evet, devam ediyoruz sağ bacaktan. Bunu 2 set yapacağım. Dışarıdan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diğer bacak. 1. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Bıraktım. Evet, 20-30 saniye dinleniyorum. Şimdi kalçayı birazcık harekete geçirdik. Şimdi yine kalçadan devam ediyorum. Bu da çok güzel bir egzersiz. Kalçayı inanılmaz güzel sıkılaştırıyor. Bu hareketi hepimiz biliyoruz. Bunu birazcık daha şimdi etkili hale getireceğiz. Bir bacağımı yukarı kaldırdım. Böylece iki bacak da aslında çalışmış oluyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım. İnanılmaz yanıyor kalça. Çok güzel bir hareket. Çok seviyorum bu hareketi. Şimdi diğer bacağa geçeceğim. Burada yukarıdayken kalçayı sıkıyoruz. Son 5. 4, 3, 2 ve son kez. Çok güzel. Şimdi birazcık beli ve kalçayı rahatlatalım. Bunu da 2 set yapacağım. Evet, dinlendiysek 2. sete geçiyorum. Sayalım hadi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Çok güzel, bıraktık. Bacaklar şu an yanıyor, kasabı biliyorum. Birazcık rahatladım. Evet, bu pozisyondayken bozmayalım. Birazcık dinlendikten sonra hem kalça hem de basenleri çalıştıracağımız, bu yanları çalıştıracağımız bir egzersize devam edeceğim. Kaldırdım kalçayı. Burada iyice sıkın. Daha sonra bacakları iki yana açın. Burada zaten yanlar, kalçanın özellikle yan tarafları devrede. Kapattım, indirdim. 2. Yine 15 çarpı 2 yapacağım.
lütfen tane tane yapın. Burada bu kalçayı sıkıp bekleyin. Öyle açın bacakları. Kaçta kaldı? Daha galiba 5 şey kaldı. 4 3 kalçayı tam yere koymuyorum. 2 son kez. Bekledik. Ve bıraktım. Evet, bir set daha yapacağım. Ondan geriye sayıyoruz. Bir dinlenme molası. Sallayalım bacakları. Bekledim. 19, 8, 7, 6, 5, 3. Bırak. Beni rahatlatın birazcık. Bel ağrısı, bel sakatlı olanlar asla yapmıyor bu hareketleri. Evet, yanları çalıştırdık. Sıra geldi şu arka bacağa. Ön bacakla çalışacağız bu arada. Arkayla devam edelim. Lastiğimi aşağıya indiriyorum. Göz üstü yaptım. Bir ayağımı kaldırıyorum. Gerçekten zorlayıcı bir hareket ve yavaş yavaş ağır ağır yapıyorum. Şu bölgeyi çok güzel çalıştırıyor. Bundan 5 sayı yapacağım. Bu benim dinlenme hareketim. Yattığım için çok mutlu oluyorum bu hareketi yaparken. Son 5, 4. 3, lastiği hiçbir zaman gevşek bırakmıyorum. 2, aşağı kadar indirmiyorum ayağımı. Son kez bekliyorum. İyice kasılsın orası. İyice çalıştım. Ve diğer bacağa geçiyorum. Bakın lastik bıraktığımda da direnç göstermeye devam ediyor. Bu çok önemli. Ya şuraya kadar indirmiyorum asla. Kaslarım kasılmaya devam ediyor. 5 4 3 2 son kez bekledim. Şuranıza dokunun. Hareketi zaten doğru yapıp yapmadığınızı anlayacaksınız. Burası inanılmaz kasılıyor. Evet, diğer bacağa geçiyorum tekrar. 15 sayı. Son kez bekledim. Kalp de birazcık aktif burada çalışıyor. Bekliyorum. Ve bıraktım. Açtım birazcık bacaklarımı ve yukarı kaldırdım. Bekliyorum böyle. Durabildiğiniz kadar durun. Kalça ve bacak için tutunlar. Ve bıraktım. Şimdi bir daha yapacağım. Sıkın kalçayı iyice. Sıkın, sıkın, sıkın. Durabildiğiniz kadar. Ve bıraktım. Son kez yapacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Kaldırdım. Sıktım iyice kalçayı. Ve bıraktım. Squat'ı mutlaka egzersizinize eklemelisiniz. Tavsiye ediyorum. Şimdi squat'la devam edeceğim. Hatta squat'la
bitireceğim. Sukatı en başta da yapabilirsiniz, en sonunda da yapabilirsiniz. Ben hani minderde başlamak istedim, o yüzden sona kaldı. Şimdi sukatı da ben lastikle yapacağım. Nasıl yapacağım? Hemen geçirdim lastikleri yine dizime. Şimdi iki tane sukat yapacağız. Bir tanesi normal sukat. Normal boyutlarda bacaklarımızı açıp yapacağız. Diğeri de iç bacak için, çünkü iç bacak çalışmadık. Onda da bacaklarımızı açabildiğimiz kadar yana açıp oturacağız. Şimdi öncelikle normal squat'la başlıyorum. Ve yine 15 sayı 2 set yapacağım. Evet, hazırsak başlayalım. 15 14 13 Burada lütfen sıkın kalçayı. 12 11 9 8 Ağır ağır yapalım. 7 6 5 4 3 Bırakmayın sakın. 2 Ve son kez bekleyeceğim. 1 Önce küçük küçük yapıyorum. Sonra oturdum, bekledim ve bıraktım. Bu beklemeler çok önemli. Son sayılarınızda 10 saniye kadar bekleme yapın. Evet. Oturabildiğiniz kadar oturun ve dizleriniz öne ya da geriye gitmesin. Dizler hep düz kalacak. Bakın ben diz hizasına kadar oturuyorum. O çok daha etkili oluyor ve yukarıda kalçayı sıkıyorum. Bacaklarımı açabildiğim kadar açacağım. Ayaklarımı da iki yana açıyorum, aynen şu şekilde. İç bacak çalıştıracağız burada biraz. Ben bunu lastiksiz göstereyim, size kopacak gibi geldi, korktum. Şimdi bacaklarımı iyice açtım yanlara. Ve oturdum. Zaten şuraları hissedeceksiniz. Evet, şuradaki ağrıyı zaten hissedeceksiniz. Tam kalkmıyorum. Burada sıkıyorum. Kalça da burada aktif. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bekledim. Şu kısımda çok güzel çalışıyor. Özellikle beklediğiniz zaman. Bıraktım. Ve muhteşem bir kalça bacak egzersiz rutinim videosunun sonuna geldik. Bu hareketleri lütfen her gün yapın. Bundan sonra karın egzersizi ve kol, sırt, omuz egzersizi gelecek. Eğer bu egzersizleri benden istiyorsanız, yaza kadar muhteşem bir vücuda sahip olmak istiyorsanız lütfen videomu beğenin ve isteklerinizi aşağıya yazın. Hepsini tek tek çekiyor olacağım. 2-3 ayımız var. 2,5 ay diyelim hadi. 2,5 ayda istediğiniz vücuda sahip olabilirsiniz. Bana güvenin. Takipte kalın. Beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sporla kalın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.